Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı oyuncu Furkan Kızılay hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Furkan Kızılay 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocuklar Duymasın isimli televizyon dizisinde Emre havuç lakaplı karakteriyle ünlenmiştir. Sinema filmleri ve televizyon dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almıştır. Ayrıca 2009 tarihinde Aşkısın Sen isimli bir albüm çıkarmıştır. 2010 tarihinde çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre karakterini yeniden canlandırmıştır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmüştür. 21 Ocak 2017 tarihinde 2017 Survivor Ünlüler Gönüller Yarışması'na katılmıştır. Daha sonra 2017 ve 2018 tarihlerinde TRT1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisinde rol almıştır. Furkan Kızılay'ı daha yakından tanımak için röportajlarından bölümlerle onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Furkan Kızılay'a sorulan Küçükken ünlü olmaya başladığında zaman zaman şımardığın oldu mu sorusuna hiç şımarmadım gibi geliyor bana ama bir de dışarıdan bakmak gerek tabii ki. Herkes de olduğu gibi ilgi benim de çok hoşuma gidiyordu. Çünkü bir anda insanlar size daha sevecen davranıyorlar ve sizi şımartıyorlar. Dikkatli olmanız, dostlarınızı dikkatli seçmeniz lazım. Benim dostum olan kişiler 8-9 senedir tanıdığım kişilerdir. Onun dışındakiler sadece arkadaşım demiştir. Ailen her zaman yanında tabii ki ama psikolojik açıdan sana ne kadar yardımcı oldular sorusuna ise Beni her zaman desteklediler. Ayrıca yapılması gereken çok önemli bir şey de yaptılar. Benim haberim olmadan danışmandan destek almışlar. Bana kalırsa bunu küçük yaşta ünlü olan çocukların aileleri mutlaka yapmalı. Çünkü çok tehlikeli bir şey. İncecik bir ipte yürüyorsunuz ve ailelerin doğru mesaj vermeleri, yol göstermeleri gerekiyor. Ailem ilk yardım almış diye düşünüyorum. Bu sayede o dönemi sorunsuz atlattım." diyerek yanıtlamıştır. Küçükken okulu oyunculukla birlikte yürütmek zor olmadı mı sorusuna "Aslında şimdi daha zor. Eskiden zor değildi. Çünkü çekimlerimizi hafta sonu yapıyorduk. Ona göre ders çalışıyordum. Ben normalde ders çalışan bir insan değilim ama dizi daha disiplini bir şekilde ders çalışmamı sağlamıştı." demiştir. "Hangi bölümde okuyorsunuz?" "Oyunculukla ilgili bir bölüm değil. IT programcılığı okuyorum." demiştir çok farklıymış. Herkes ne kadar alakasız diyor zaten. Ben farklı bir şey okumak istedim çünkü oyunculuğu her zaman okuyabilirim diye düşündüm. Halbuki oyunculukta %100 bursum vardı. Şimdi %100 paralı okuyorum. Daha 21 yaşındayım. Oyunculukla ilgili eğitimimi de mutlaka alacağım demiştir. Bir ara Cennet Köşeler isimli programım vardı. Nasıldı sunuculuk yapmak? Keyif alıyor muydun sorusuna Programda 58 il gezdik. Herkese nasip olmaz o yaşta o kadar il gezmek. Çok da eğlenceli bir programdı. Ratingleri de iyiydi. Çok il gezdim ve başıma çok da enteresan şeyler geldi. Birçok şey öğrendim. Benim açımdan inanılmaz yararlı bir program oldu demiştir ünlü olduğun için kızların etrafında döndüğü oluyor mu bir kızda aradığın özellikler neler sorusuna ise İlla ki her ünlü erkeğin etrafında kızlar vardır. Bunu zaten ister istemez fark ediyorsun. Ondan ziyade benim birlikte olacağım kişinin kaliteli biri olması gerek. Nasıl davranması gerektiğini bilen ve yerine göre giyinen biri olsun istiyorum. Her şeyine dikkat ederim demiştir. Dizide neredeyse her bölümde rol arkadaşlarında Apache dansı yapıyordunuz. Bu dansı dizide kullanmak nereden çıktı sorusuna. Ben Apache dansının videosunu seyretmiştim. Daha sonra okulda videosunu çektik. Bu video zaten internette meşhur oldu. Bir rol güven izlemiş. Bana oğlum sen ne yaptın ana habere konuk olmuşsun bu nasıl bir dans dedi. Ben de korktum hatta bilerek yapmadığımı söyledim. Daha sonrasında bunu dizide yapmamızı önerdi. Dizide de yaptık ve çok beğenildi. Dizden, dizdeki arkadaşlarıma da ben öğrettim demiştir. Tiyatroda oynadın mı hiç sorusuna ise daha önce tiyatroda oynadım. Oyunun ismi namussuz, namussuzum ki namusluyumdu. Nedim Saban'la birlikte tiyatro karede çalıştım. Birkaç oyunda oynadım demiştir. Peki sinema? Film izlemeyi zaten çok severim. Evde arşivim var. Sinemada rol almayı çok istiyorum. Daha önce Mustafa Altıokların çektiği Emret Komutan'ın filminde küçük bir rolde oynamıştım. Güzel bir gençlik projesinde rol almak isterim. Duygusal bir tipleme istemiyorum. Çünkü insanlar beni artık fırlama bir çocuk olarak tanıyorlar. Bir anda fırlamadan ağlak bir çocuğa geçmek istemiyorum. İnsanlar biraz yadırgayabilirler. Arşivinde olmazsa olmaz filmlerin sorusuna. Biraz eski bir film ama Beautiful Mint baş, baş filmim. Beni ilk ağlatan film olan gladyatörü çok severim. Ben hayatımda çok ağlayan bir insan değilimdir ama Gladiyatör'ü de herkes filmi nasıl normal şekilde seyrederken ben hüngür hüngür ağladım. Yeni filmlerden de Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Inception çok hoşuma gitmişti. Kurgusu sağlam olan sonunu tahmin edemediğim filmleri seviyorum demiştir. Türk ve yabancı oyunculardan en çok kimleri beğeniyorsun sorusu ise küçük oyunculardan Emir Berke Zincidi ve bizim dizdeki Beton Orçun'u Eren Aksu'yu beğeniyorum. Orçun da her geçen gün daha iyi, iyiye gidiyor. Birol, Birol Güven'in kızı Merve Öykü Güven de gün geçtikçe daha iyi oynuyor. Yetişkinlerden ise tek idolüm Haluk Bilginer. Çok beğenirim kendisini. Her türlü role girebilen bir oyuncu. Yurt dışında bile bir sürü filmi var. Yabancı oyunculardan da Nicolas Cage ve Russell Crowe'u çok beğeniyorum demiştir. Tamer Karadağlı ve Pınar Auto ile aran nasıl sorusuna. Aramız hep çok iyiydi. Dışarıda da görüşüyoruz. Pınar abla ile benim Twitter'da yazışmalarımı görenler siz gerçekten anne oğul musunuz diye soruyorlar. Mesela ben tatile çıkacağım zaman güneş kremini sürmeyi unutma diye bana mesaj atar. Tamer abi ile dışarı çıkarız yemek yeriz. Görenler hakikaten baba oğul gibisiniz derler. Setteki herkese aram çok iyi. Bizim set diğer setlere göre daha sıcak bir settir. Herkes birbiriyle iyi anlaşırdı demiştir. Gelecekteki projelerin neler sorusuna albüm olacak mı bilmiyorum ama belki parçaları internete koyarız. Dizide sezon dizide şu an yok. Ben de iki aylığına hem tatil hem de dil eğitimi için Amerika'ya gideceğim diyerek yanıtlamıştır. Furkan Kızılay hakkında bilgiler vermeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.